geliyor 14 milyon kilometre kare ile sonra Kanada 9 milyon 984 bin 670 kilometre kare Çin 9 milyon 706 bin kilometre kare ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri yani dünyanın en büyük 5. ülkesi yüzeysel ölçüm bakımından yani Amerika'ya geldiğiniz zaman e, bu kadar büyük bir yüzeysel alandaki ülkeye gelmiş oluyorsunuz 9 milyon 629.91 kilometre kare yüz ölçümü. Daha sonra Brezilya, Avustralya, Hindistan falan geliyor. Türkiye 36. sırada 250 ülke arasından. Ee, Amerika 5. sırada. Yani 36. sıradaki bir ülkeden 5. sıradaki bir ülkeye gelmiş oluyorsunuz Amerika'ya geldiğiniz zaman. Ee, Amerika'nın kendi içinde de yüz ölçümü en yüksek olan Alaska. Evet e, Aydın Yıldız. Evet 360 milyon iç içe değil. Evet e, merhabalar. Serdar e, merhaba e, benim kuzenim. E, Alaska yüz ölçümü en yüksek ülke e, eyalet Amerika içerisinde. Nüfus olarak bakınca tabi herkesin bildiği gibi Çin önde gidiyor. 1 milyar 438 milyon 454.700 kişiyle. Hindistan 1 milyar 377 bin 700 kişiyle ikinci ve Amerika üçüncü büyük ülke. 330 milyon 898 bin 504 neredeyse 331 milyon insan yaşıyor Amerika'da. Daha sonra Endonezya, Pakistan, Brezilya geliyor. E yüz ölçümü olarak en büyük eyaletler Alaska, Texas, Kaliforniya ilk 3 eyalet. En küçük ilk 3 eyalet de Rhode Island, Delaware ve Connecticut. Nüfusu en yüksek eyaletler Kaliforniya 1 numarada, Texas 2, Florida 3. Nüfusu en düşük Wyoming, Vermont, Washington DC olarak devam ediyor. Amerika'da e ee, yıllık gelir ortalama 63.179 dolar. Eğer yılda Amerika'da 75.000 doların altında para yapıyorsanız, e, mutluluk sınırının altındasınız demektir. Haneye giren paranın 75 bin dolar minimum olması lazım sizi tatmin edebilmesi için. Çünkü bunun karşılığı aylık 5 bin dolara falan geliyor. E, 5 bin dolar da ancak sizi işte kiranızı ödemenizi yiyecek içecek gezme tozma araba masrafı eğitim falan bunları karşılar. E, eğer tek başınıza veya ailenizle tek başınıza bir apartman dairesinde yaşamak istiyorsanız veya ev almak istiyorsanız. Ben öyle Amerikalılar gördüm ki burada doğmuş büyümüş ama hiçbir zaman tek başına apartman dairesi kiralayacak kadar para kazanamıyor. Dolayısıyla ev arkadaşı olarak yaşamak çok yaygın burada. Roommate dediğimiz olay yani. 75 bin dolar bir kişinin de geliri olabilir ama evlilerse çocukları varsa hanenin de geliri olabilir. Sonuçta 75 bin doların o o haneye girmesi gerekiyor minimum düzeyde e, mutlu olabilmek için daha azı girdiği zaman gene geçiniyorsunuz ama mutlu olamıyorsunuz. Yani çünkü e, faturalarınızı rahatlıkla ödeyemiyorsunuz. 75 bin dolar da çok tatmin edici değil ama en azından e, bir seviyede sizi e, ortalama e, da tutuyor. E, yani yaklaşık 5000 dolar gibi. Tabi çocuk sayısına bağlı. Yani bilmiyorum. Belki de kişi başı desek daha doğru olacak bu 75 bin doları ama hayat çok zorlaştı. Her yerde pahalılaştı. E, kiralar da burada çok yükseldi. E, ortalama. Ortalama minimum 1500 dolar bir apartman dairesi kiralamak küçük bir apartman dairesi ee, hayat burada da zor arkadaşlar eskiden gelenler 60'lı 70'li yıllarda gelenler güzel paralar kazanmışlar Amerika'nın altın devirleri 60'lar 70'ler 80'ler hatta 90'lar burada güzel paralar kazanmışlar merhaba Seyfullah'cığım hoş geldin e, fakat e, o devirler bitti artık e, ekmek aslanın midesinde bir de ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar eğer e, teknik alanlarda çalışıyorsanız mesela mühendislik, teknisyenlik marangozluk bile olabilir berberlik e, plumber dediğimiz e, lavabo tamircisi bunlar her zaman revaçta Amerika'da yani iş bulmakta zorla zorlanmazsınız ama sayısal bölüm değil de sözel bölümlerden mezunsanız e, ve işiniz daha çok böyle ofis işi, danışmanlık türü e, satış, pazarlama türü işlerse biraz daha zorlanacaksınız çünkü bu ülkede teknik eleman açığı var e, et tüketimi bakımından e, çok yüksek e, yani yılda 125 kilogram et tüketiyormuş bir Amerikalı e, bayağı çünkü et ucuz <laughs> Türkiye ile kıyaslayınca e, kemiksiz et e, kilosu 11 dolar e, yani dünya ile kıyaslayınca et bayağı ucuz Amerikalılar deyince hoşgörülü kibirsiz saygılı diye ad, adlandırılıyorlar. E, ve daha çok böyle arkadaş canlısı, güler yüzlü. E, fakat derin diyaloglara giremiyorsunuz çok fazla. Amerikalıların %70'i Hristiyan, %2 Yahudi, %1 de Müslüman var. E, i̇lk 3 din olarak tabi daha çok değişik dinlere sahip olanlar var. E, genelde birbirlerine saygılar burada. Genelde pek bir problem yaşamıyoruz. Sizlerin sorularınız varsa sorularınızı alayım. Ben böyle bir deneme yaptım. Gene devam ederiz. Sorularınızı e, bana DM olarak da gönderebilirsiniz. E, daha sonra da o Evet güzel bir soru. Klu Klux Klan daha çok Orta Amerika. Onlar çok şeyler. E, Republican dediğimiz konservatif Amerikalılar. E, ben o konuyu araştırayım, bakmadım e, nereden Güneyden çıkmış diye biliyorum ama onu araştırayım Aydın Bey. Türkiye'de ev kredi faiz oranları düştü şu an Amerika'da ne düzeyde? Aa, şu anda faiz oranlarını bilmiyorum Nebiyeciğim, ee, bakarım ona da canım. Ee, yani çok değişik yerlerde değişik bankalar değişik faiz oranları veriyor. Ee, ama genel olarak bir ev piyasasında düşme var şu anda. Tabi ee, tabii yerine bağlı olarak burada da düş. Evet, Amerika'da da düşmüş. Teşekkür ediyorum. Amerika'da alışveriş fırsatları cevap verdi. Evet, e evet, etin merkezi daha çok evet Dallas oralarda yapılıyor. %3'e kadar düşmüş nebiye. Teşekkür ediyorum. Amerika'da alışveriş fırsatları. Doğru, koronadan dolayı düştü. Evet, gerçekten düştü. Ee, bakalım e, nereye kadar götürecek bizi bu durum. Arkadaşlar kapatıyorum şimdilik. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bizi izlemeye devam edin. Selamlar, sevgiler hepinize teşekkürler. Bay bay.